Efendim Haydar Bey demiş ki enflasyon %19,89'muşmuş da niye vergi ceza harç ceza filan zammı %36, demek ki enflasyon da 36. Madem her şeye bu kadar zam var, işçiye, emekliye, dul ve yetime de %36 zam yapın. Vatandaş zamlara mı çalışacak, ekmeğe mi, aşa mı? Cevat Bey de şöyle demiş, ekonomi kötüyse bunda referandumla partili cumhurbaşkanlığı sistemini getiren, bu nedenle yatırımcıyı kaçıran, işsizliği, yoksulluğu artıran, emekli maaşının, sosyal yardımların azalmasına neden olan, hayatın pahalılanmasına neden olan anlayıştır. Biri bize anlatsın etiketiyle. Sayın seyirciler, Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'na göre yıllık gıda enflasyonu %51. Fiyatı en çok artanlarsa temel gıdalar, meyve, sebze, yağ ve süt ürünlerinin fiyatı geçen seneye göre katlandı. 40 liradan aşağı peynir alamıyoruz. Yumurta desen aynı fiyat. Zaten yağ desen uçmuş gitmiş, almış başını gidiyor. İnanın evde 3 kişi çalışıyoruz. Yine yok, yine yok. Eskiden ekmek 1,5 lirayken şimdi 2,5 lira. Şu anki asgari ücret sadece kira ve kuru ekmeğe yetiyor. Ekmek, süt, sebze, meyve, yağ hiçbiri lüks değil, temel gıda. Ancak tüketici fiyat artışlarına yetişemiyor. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu her ay Ankara'daki marketlerden 76 gıda ürününün fiyatının kaydını tuttu. Yıllık enflasyonu %51 olarak hesapladı. Bu oran resmi enflasyonun iki katından da fazla. Kasım ayında gıda fiyatlarındaki değişim yıllık %51'e dayanmış durumda. Ankara'daki 4 büyük markette yaptığımız araştırmada en yüksek artışı meyve ve sebze fiyatlarında gördük. Meyve fiyatlarındaki yıllık değişim %89,2'ye ulaştı ki bu bugüne kadar gördüğümüz en yüksek rakamlar. En ucuzuna gidiyorsun. Yani sağlığını aramıyorsun bu devirde. Karnını doyurmanın en ucuzu nerede olursa. Bir hafta önceye kadar karnabaharda beyaz lahana da almamıştım. Onu da yarım kilo alayım, bütün almıyorum. İstanbul Zeytinburnu'nda orta gelir grubunun alışveriş yaptığı bu markette meyve sebze fiyatları diğer marketlere nispeten daha uygun. Ancak buna rağmen fiyatlar oldukça yüksek. Örneğin kış meyvesi portakal kilosu 10 liraya satılıyor. %100 bana geliyor. Yani çok fazla, aşırı derecede bir artış var. Enflasyon en çok alt geliri vurdu. En fazla artış meyve sebzede, süt ürünleri ve yumurtaya gelen zamlar da %41,5 Birleşik Kamu İş'e göre. Ancak tüketicinin hissettiği çok daha fazlası. Özellikle peynir gerçekten böyle borsa gibi, yani inişli çıkışlılar. Açıkçası bütçeyi kontrol etmeye çalışıyorum ama artık kontrol edemiyorum. Ayağımızı yorganımıza göre uzatıyorduk, artık uzatamıyoruz. Çocuklar süt içmiyor, içemiyor yani. Pahalılıktan dolayı, çünkü alma gücüm yok. Fiyatı en çok artan ürünlerden biri de süt ürünleri ve yumurta. Geçen yıl 30 tuzlu bir koli yumurtanın fiyatı 23 liraydı. Bu yılki fiyatı ise 39 lira. 30'lu mesela almıyoruz şu an. 15'li, 6'lı falan almaya çalışıyoruz yumurtayı. Ben çalışmıyorum. Tek kişi çalışıyoruz evde. Zor yani, bayağı zor. Fiyatı en çok artan ürünlerden biri de yağ. 5 litrelik bu ayçiçek yağının geçen yılki fiyatı 67 liraydı. Defalarca zamlandı. Bu yılki fiyatı 115 liraya kadar çıktı. Şu an aşırı pahalı. Yani 5 litrelik yağ 116 lira falan. Ya 1 litrelik ya 2 litrelik alıp hani daha idealli kullanmaya gayret gösteriyoruz. En çok da asgari ücretli, emekli yüksek enflasyon karşısında eziliyor. Maaşlar eriyor, alım gücü günden güne düşüyor. Birleşik Kamu İş maaş zamlarında halkın hissettiği gerçek enflasyon göz önünde bulundurulsun istiyor. Memurların ve işçilerin, yani emekçilerin genel harcamaları gıdaya gittiği zaman ve gıdadaki %51'lik değişim doğrudan maaşımıza yansıdığını düşünecek olursak önümüzdeki kış gerçekten çok zor geçecek. Diyorlar ki işte enflasyon %20. Bakıyoruz gıdalar %20 yemiyor. Onlara bir bakıyoruz %50 yiyor, %60 yiyor.